İyi akşamlar Son Sayfa'ya hoş geldiniz. Son Sayfa'da Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili Serdar Hoş Serdağ. bulduk. Ee, günün sıcak gelişmesi Beşiktaş'tan geldi aslında. Üzücü bir gelişme. Bir futbolcu ve bir çalışan da Covid-19 testi ne yazık ki pozitif çıktı. Tam liglerin başlama tarihinde açıklandığı dönemde şimdi ne olacak sorusu da akıllara geldi. Beşiktaş hangi futbolcu olduğunu açıklamıyor. Sosyal medyada bazı isimler konuşuluyor. Yabancı bir futbolcu oldu iddiaları var ama tabii Beşiktaş'tan açıklamayı beklemek lazım. E, bu işin başka bir boyutu ama e, şimdi ne olacak? Beşiktaş nasıl bir yol izleyecek? Herkes bunu merak ediyor. Şimdi burada aslında Beşiktaş'tan önce sabahki günlük gelişmesi şeyden geldi. E, Sancaktepe Futbol Kulübü'nden. Evet üzücü bir gelişme 9 oldu. yani personel, teknik heyet, e, futbolcular isimleri bazılarını biliyoruz. Tabii Beşiktaş'taki isimleri de biliyoruz ama bu hasta hakları efendime söyleyeyim kulüp açıklamamış. Onun için kendisi açıklamamış. Dolayısıyla biz de, biz de söyleyemiyoruz. Fatih Terim de Abdül Abduray Albayrak da eee Cruze'de kendileri açıkladı farkındaysa. Dolayısıyla buna saygı duymak lazım. E onlar da şimdi Sabahattin ben de sportif Direktörü Yakup Ateş'le görüşmüştüm Sancaktepe'de. Karantina dedi. Ya 14 gün 14. karantina. Herkes İstanbul'da yaşayanlar. Ya bütün takım Evet evet bütün karantina. takım teknik heyet personel yani. Ama Beşiktaş'tan böyle bir açıklama gelmedi. Gelmedi. Şimdi karantina dediler. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar kendi evlerinde karantina, çıkmayacak. Hı hı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 protokolü neyse onu uygulayacaklar. Filyasyon ekiplerinin uygulattığı sistem neyse onu uygulayacaklar. İstanbul dışında yaşayanlar ise tesislerde. Şimdi Beşiktaş'ın da burada yapması gereken herhalde COVID-19 e, protokolüne göre karantina ama eee pazartesiği idman iptal. Salı günkü antrenman iptal. Hı -hı. Salı günü komple bir test. Ondan sonra bir kararı açıklayacaklar. Yani o testten sonra dur biz idare ederiz şudur budur gibi bir e, ifade söylem bence sıkıntılı. Bu işin tek yolu karantina. garantiye alabilmek için. Ha, ligler de 12 Haziran'da başlayacak kaldı. Yani. İşte Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısını çok yararlı olduğunu, çok yararlı bir toplantı Hı -hı. olduğunu söylemiştim. Çünkü neden? Oraya bir kelime koydu, sihirli bir kelime, şimdilik. Çektiğiniz zaman iş bitiyor. O şimdilik kelimesi ne olacak biliyor musunuz? Şimdi bakıyorsunuz, herkesin her takımdaki COVID e, raporları açıklanmaya başladı. Çünkü neden? Lige hazırlık, antrenmanlara çıkacağız. Bütün takımı bir testten geçirin, bakalım ne var ne yok. O yüzden tek tek çıkıyor hepsi. Şimdi süreç ne olacak? Bir, bütün takımlar 14 gün karantinaya girmiş gibi bir protokol uygulanması gerekiyor. Herhalde bu da 12 Haziran'ı biraz... Birkaç hafta ileriye yetekleyecek bu durum. Hı hı. Çünkü bazıları idman yaparken bazıları yapamayacak. Böyle bir durum var. Tabii. Yani her harikada bu tarihi biraz ileriye tekler. Şimdi bakacaksınız. Bugün bu çıktı. 10 gün sonra ne çıkacak? Onu bir göreceğiz. 14 gün sonra ne çıkacak? Onu bir On zamanki konjonktörde aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğrultusunda o zamanki konjonktör neyi gerektiriyorsa onu yapacak. Bu yani şu anlama gelmiyor. Çıkacaksınız bu maçları Oynayacaksınız. Başka çare yok. Ha, sopayla falan gelmiyorlar. Bu şimdilik kendisi bir Biz de inanılmaz derecede bir kendini kaybetme. Mesela Fatih Terim'in pozitif çıktığı hafta herkes kendini kaybetti. Yani bu işe kimse camianın penceresinden bakmayacak. Bu ülkenin bir sorunu. Bu bir sağlık sorunu. Buna eğer bakarsanız, kendi renklerinize bakarsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na da şu an öyle bir yaklaşım var. Bekleyip görmek lazım artık Türkiye Futbol Federasyonu yani ben şu camiye kollayayım, bu camiye kollayayım gibi bir durumda değil ki şu an zaten. Tabii bu şartlar da başladığında, başladıktan sonra da böyle vakalar tespit edilirse ne olacak? Örneğin 12 Haziran'da başladı ilk hafta maçları oynandı. Allah korusun bir takımda bir futbolcu da Covid-19 testi pozitif çıktı. O takım ve rakibi karantinaya alınacak. Şimdi, i̇ki hafta maçlarını oynayamayacak o iki takım. Şimdi Türkiye'de vaka sayısı toplam Hı hı. test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısına, efendime söyleyeyim yoğun bakımda olanlara, solunum cihazına bağlı olanlara baktığınızda, o tabloyu gördüğünüzde karşımıza çok büyük bir rakam çıkıyor değil mi? Evet. E, ve e, Sağlık Bakanı ne dedi? Biz dedi, salgını kontrol altına aldık dedi. Öyle değil mi? Bunu birçok ülke yapamadı. Doğru. Zorlandı. Türkiye süreci çok iyi yönetti gerçekten. Zorlandı. Evet birçok ülkede salgın kontrol altına almaya başlandı ama hı hı. çok zorlandılar. Çok kayıp verdiler. Vefat sayısı olsun. Efendime söyleyeyim maskeler yok yetişmedi. O oldu bu oldu. Bir sürü sıkıntılar yaşadı yaşadı. Yani ne yapıyorsunuz? Virüsle birlikte yaşıyorsunuz. Hı hı. Türkiye şu an virüsle birlikte yaşıyor mu? Yaşıyor. Şimdi eğer futbol olmalı diyorsak virüsle birlikte yaşamasını öğrenmek zorunda futbol. Çünkü aşının bulunma tarihinin öngörüleri şu. Belki bir sene sürecek. Tabii. Bu durumda ne oluyor? Şu anki tartışma doğal olarak 2021 sezonunu da kapsamak zorunda. Şimdi sen bu sezonu oynamadın. Geldin. Dedin ki bir dahaki sezonu biz Eylül ve Ekim'de başlatıyoruz. Diyelim Ekim'de dünya üzerinde salgın devam ediyor. Evet etkisi azaldı. Ama var virüs Aşısı var mı? Yok. Oynayabileceğim mi 2021'i? Aynı şey. Doğru. Ne yapacağız? Virüste yaşamasını öğreneceğiz. Yani bu şu demek değildir. Gel abi sen de Covid-19 mu var? Gel bana penaltı yap, pol yap. Bu anlama gelmiyor tabii ki. Yani evrim geçirmek zorundasınız. Yani bilim kurulunuz, sağlık kurulunuz, her şeyinizi ona göre ayarlamak zorundasınız. Bir şeyi okudum geçenlerde. Atilla Gökçe'nin köşesinde Türkiye Spor Hekimler Derneği Başkanı Profesör Metin Ergün diyor ki, dışarıya çıkan, oyun dışına çıkan toplar geri dönmeden önce dezenfekte edilmeli diyor. Bakın. Bu da enteresan. Seyahatler otobüsle efendime söyleyeyim hizmet elemanları sayısı azaltılmalı gibi gibi birçok bir yenilikler gelecek. Yani buna uyum sağlamak zorundasınız. Eğer futbolu hayat vermek istiyorsak. Ya da komple tezgahı kapatacağız. Aşı kadar. O, o da çok kolay bir yöntem gibi Bey. gözükmüyor çünkü UEFA'nın da <laughs> e, ligleri bitirin tavsiye kararı var. E, evet. Onlar da çünkü programını ona göre ayarlayacak. E, 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası var. E, UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi ve evet. UEFA Avrupa <laughs> Ligi organizasyonu var. Yine milli takımların programı evet. var. Tabii Herkes bu arada Almanya'ya örnek veriyor. Almanya'da 1120 yeni vaka... 121 ölüm var. 16 Mayıs'ta maçlarını başlatıyor onlar. Şimdi o Bizde durum burada biraz olsa, daha iyi tabii onlara göre. 1546 yeni vaka 50 ölüm var bizde. Şimdi o rakamlar burada olsa ve bu rakamlar o rakamlar varken bunları konuşsak olmaz. Hakikaten bize bizi eleştirirler yani insanlar. Şimdi şu da var. Biz 12 Haziran'daki oynanacak maçları 9 Mayıs'taki vaka tablosu üzerinden konuşuyoruz. Doğru. Şimdi diyorlar ki ya şu ortamda. Zaten bu ortamda futbol oynayacağız demediler ki. Tarih 12 Haziran. 12 Haziran'a kadar gidecek olan süreci takip edeceğiz. Bakalım ne oluyor? Eğer toplum disiplinimiz vaka sayının sayısının azalmasına neden oluyorsa bu maçlar oynanır. Ama olmuyorsa bu maçlar ya ötelenir ya da bu sezon yok sayılır. Şimdi Hollanda çok güzel çözdü bu işi. Evet. Dedi ki ben oynatmıyorum. Ama Hollanda diyor ki benim ligimden bir dahaki sene Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek olan tüm takımların kazandığı para bir havuzda toplanacak Hı -hı. ve bu lige dağıtılacak. Çünkü diyorlar ki sen oraya Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'yı temsilen gidiyorsan bu ligin sayesinde gidiyorsun. Tabii. Orada oradaki sıralamaya lig... göre gidiyorsun çünkü. Çünkü olağanüstü bir durum var ülkede. Hı -hı. Futbol dünyasında olağanüstü bir durum var. Artık herkes elini taşın altına sokacak. Sen varsa ben varsa bu lig vardır diyerek Oradan kazanılan parayı eşit bir şekilde paylaşacaklar. Bu güzel bir sistem. Bizde uygun olabilir mi bilmiyorum. Yani Bizde uygun mi bilmiyorum. Ama güzel bir sistem. Tabii ona da itirazlar gelecektir. Aslında bir bakıma kamplaşmalar da olmadı değil kulüplerin arasında. E, işte. yani sanki birkaç kulüp başlamasını istiyor. İşte birkaç tanesi istemiyor. Çekincesi olanlar var. Daha önce isteyenler şimdi istemediği iddiaları var. Birçok şey de konuşuluyor tabii. Ne istiyorlar sadece? şimdi insanlara baktığın zaman? Ligi erteleyelim. Oynanmaz kardeşim maç. Tamam oynatmayalım. Gene itiraz olacak. Tabii. Gene itiraz olacak. Bak sürekli en çok eleştiren insanlardan biri Türkiye Futbol Federasyonu'na. Soru sorduk Nihat Özdemir'e. Göztepe Beşiktaş maçında hakem performansı, keza bir sürü şeyler. 19.05'te Galatasaray'la ilgili cezalar açıklaması sezonun içerisindeki eleştirilerini soruyor. Ama burada Türkiye Futbol Federasyonu bence doğru bir yol izliyor şimdilik diyerek ucunu da açıp bırakıyor. Belki de bu ligi oynatmayacaklar o zamanki konjonktörde Durum değişmezse belki de bu ligi oynatmayacaklar. Ama biz öyle bir saldırıyoruz ki herhalde dedim. Twitter'e baktığımda, federasyonla ilgili işlere baktığımda galiba virüs Riva'daki Hasan Doğan testleri altındaki gizli bir bölmede yapılan laboratuvarda üretildi herhalde diye düşünüyorum. Yani başka ne düşünebilirsin ki? Yani dünya üzerinde suçu federasyon açacaklar virüs suçunu. Aklı selim olmak lazım. Bahti Terim Covid-19 pozitif dediğimiz gün sosyal medyada aklı başında insanların ne hakaretlerde bulunur hepimiz görüyoruz. Ya Önce bir aklı selim olmasını öğrenmemiz lazım Türk milleti olarak. Biz sakin hmm. olalım. Evet bizim kabaran bir damarımız var. Böyle kızdığımız taraftan hemen oluyor, hemen parlıyoruz ama böylesine sağlık e, problemlerin olduğu bir durumda bence daha aklı selim olmak lazım. Hemen federasyonu bağırıp çağırmamak lazım. Tabii yani e, sağlıklı olan belki de ligin tamamlanması hani en azından vizanlar daha rahat olacak lig tamamlandığında. Çünkü şu anki haliyle onaylandığında düşme kalma potası var onu hiç konuşmuyoruz. Hep biz şampiyonluk üzerinden görüyoruz. Sosyal medyada da bu yönde konuşuluyor. Hep üstteki takımların görüşlerine göre değerlendiriliyor ama düşecek takımlar da belli değil ligde henüz. Yani bu haliyle onaylandığında düşecek takımlar da bir bakıma yazık olmayacak mı?